Van mutfağından içli çörek. Hamur için 1 paket katı yağ, 1 paket yaş maya, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 fiske tuz, aldığı kadar un ve su. İç harcı için 1 su bardağı ceviz, 1 su bardağı un, 1 çay bardağı sıvı yağ. Üzeri için 2 adet yumurta. Şimdi ben biraz unla. Nur, beni hakikaten o zaman da çok şaşırtmıştı. Ben, sen nereden öğrendin ya bu yaşta bu kadar şeyi diye bayağı taciz evet. etmiştim seni. Bardak alayım. Yine soruyorum. İzleyici için söyle, nereden öğrendin bu kadar annemden. Şeyi? Evet. Annemden öğrendim hepsini. Su ekleyelim. Ben şimdi biraz cıvık bir hamur yapacağım. Annen Van'da mıydı? Annem doğma büyüme Vanlılar yani ama Mersin'de. Biz annenle tanıştık mı sen? Yok, kayınvalidemle tanışmıştınız biz de. Ya bir şey diyeceğim, şuraya gel Allah aşkına. Ya bu kadar güler yüzlü, tatlı bir aile olur mu? Çocuğunuz da sizin gibi. Yani Allah nazarlardan saklasın. Gerçekten. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Çok aklımda kalan insanlardansınız. Eşini bile hatırlıyorum, öyle söyleyeyim. Sen şu an niye önce bir cıvık bir şey yapmaya çalışıyorsun? Bunu şeyle yoğuracağız, margarinle mayayla. Dur söyle, eşin için çok merak ediyorum, nasıl yorumlayacak? Çöreğin esas yapımında önce bu kadar bir hamurun yapılması gerekiyor, o yüzden. Allah, sizin evet. orada evet, öyle. Bu iyi değil mi? İyi, iyi. Şimdi margarini. Bir paket. Aha, bir paket margarini. Bir paket yaş mayamız. Onu da koyalım. Bir tatlı kaşığı tuzumuz, şey toz şekerimiz. Efendim de çocuğa. Efendim oldu. Biraz da tuz, bir tutam da tuzu ekleyeceğiz. Tamam, dur baba versin sana su. Ben aşağı iniyorum, Çağın'la tamam. beraber onları su içelim. Bakın. Gel babacığım. Nasıl gidiyor hamileliğin denk gelmiş Ramazan'a? Biraz, zorluyor mu? Evet, biraz sıkıntılı. Havalar sıcak. Evet, havalar sıcak, biraz zor geçiyor mu? İnşallah bitecek. İnşallah. Şimdi yavaş yavaş unu ekleyeceğiz. Bu iyice. Başka bir sıvı yok içinde. Yok mi? Başka ha. Yok. Yumuşak bir kıvam mı olacak? Çok yumuşak olmayacak. Ele yapışmayacak. Tamam. Normal poğaça hamuru var ya onun gibi. Peki. Ben hoşafını kapatıyorum artık. Kapatalım hoşafımızı. O olmuş. Şunları da kaldırıyorum sen toplarken. Nursel'cim benim hamurum oldu. Tamam. Ben şimdi bunu kesip mayalamaya bırakacağım bir 15 dakika. O sırada biz de içimizi hazırlarız. Olur. Ramazan'da olmazsa olmazımız. Sen biliyorsun, gel. Bilir kişi. Oldu mu, gel bak. Hamur çok iyi. Olmuş mu? Kıvamı çok güzel, evet. Şöyle söyleyeyim. Hani hep derim ya ben. İçli köftelerde çok iyi yoğrulması lazım, hamurların çok iyi yoğrulması lazım. 3 kat daha fazla yoğrulması evet. gereken bir hamur. Ciddi yoğurdun. Yani evet, bir 20 dakikayı aha, geçmiş evet. olabilir. Pürüzsüz bunu... gelene kadar yoğurdun. Bu aslında evet. Hazır alınan bir şeymiş, içli çörekmiş ama ev yapımını gösteriyorsun sen, evde de evet. yapılabileceğini. Aha. Şu kaba alalım. Olur. Yani çörek Ramazan'da, sahurda, iftarda çöreğimiz. Yani gayet tek başına böyle çayla. Kesinlikle evet. Yanına kahvaltıda, zeytin, peynir. Evet, kahvaltıda. Yanına zeytin yani. Ve otlu peynir. Otlu peynir evet. kesinlikle. Tamam, böyle tamam, dinlenirken kalsın, içini yapalım. Ben ellerimi yıkayayım. Ne vereyim, içini yağla mı? Yağda unu kavuracağız. Nasıl bir yağ? Sıvı yağda. Tamam. Unu kavuracağız, ben ellerimi bir yıkayayım. Senin merakın nereden geliyor, annenden mi? Annemle. Ya ama mutfağa mı soktu, izin mi verdi? Anneannem aşçıymış benim de, yani annemde de var.